FETÖ'cük TV'den herkese merhabalar, ben Özge Esen. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakında ikinci nükleer enerji santralinin geleceğini belirterek, kararlı bir mücadelenin ardından nihayet Akkuyu'daki santralin temelini attık ve inşasına başladık. İnşallah iki üniteyi 2023 yılında hizmete alacağız dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, TANAP'ın maksimum seviyede kullanılması için Türkiye olarak Azerbaycan ve diğer bölge ülkelerle işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi. Bakan Dönmez, Isparta'daki karla mücadele ve elektrik kesintilerine ilişkin AFAD kriz merkezinde düzenlediği basın toplantısında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dönmez, Isparta'da elektrik faturası tahsilatını bir ay süreyle ertelediklerini bildirdi. Sanayi tesislerine uygulanan kısıntı 8 Şubat saat 8 itibariyle sonlandırıldı. BOTAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sanayicilere bu süreçte gösterdikleri anlayış ve işbirliği için teşekkür edildi. Gazprom'dan yapılan açıklamada CNPC ile Rus gazının Uzak Doğu rotası üzerinden Çin'e sevkiyatına yönelik uzun vadeli sözleşme imzalandığı belirtildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, jeopolitik gerilimlerin Avrupa doğalgaz piyasasındaki daralmayı artırdığını bildirdi. Düşük gaz stokları, Rusya'dan gelen gazın azalması ve son aylarda artan jeopolitik gerilimlerin Avrupa gaz piyasasındaki daralmayı artırdığı aktarılan açıklamada, söz konusu daralmanın uzun vadede gaz tedarikçilerinin çeşitlenmesine ve enerji geçişinin daha hızlı olmasına yol açabileceğini işaret edildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının da AB'nin Moskova'ya karşı yaptırımların içinde olacağını söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın enerji baskısını artırma girişiminde bulunduğunu belirterek, doğalgaz kapasitesini artırma konusunda büyük üreticilerle görüştüklerini, bu çabaların Avrupa genelinde enerji arzını desteklemeyi amaçladığını ifade etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinde gaz fiyatlarının bir yıl öncesine kıyasla 6 ila 10 kat daha yüksek seviyelerde olduğunu, bunun elektrik fiyatlarını artırdığını bildirdi. Enerjinin her zaman en önemli jeopolitik konular arasında yer aldığını anımsatan Borrell, enerji Rusya ile yaşanan krizin neden olduğu yüksek fiyatlar ve gaz arz sorunları yüzünden gündemimizin ilk sıralarında yer alıyor ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Enerji Konseyi'nin enerji güvenliğini arttırmak ve enerji çeşitliliğini teşvik etmek için çalıştığı belirtilen açıklamada, konseyin Avrupa'daki gaz arzına ilişkin durumu ele almak ve Ukrayna'ya gaz arzını sağlamak için harekete geçmenin aciliyetini tartıştığı kaydedildi. Haftanın önemli gelişmelerini aktardık. Gelecek hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.